Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimli iPhone SE akıllı telefon şarj almıyor sorunu ile bizlere geldi. Cihazı şarja bağladığımız zaman herhangi bir tepki vermiyor. Ampermetremizde de değerlerine baktığımızda 0-0 gözüküyor. Şimdi bunda birkaç tane sorun olabilir. Ama şarj almıyor sorunu. Öncelik olarak şarj soketi arıza yapmış olabilir. Hep birlikte bunu bir test edeceğiz. Sonra bir arıza tespitini yapacağız. Cihaz daha önce içi açılmış. Bataryası çok yerinde oynuyor. Düzgün sabitlenmemiş. Ve orada pil kapakları yok. Öncelikle bataryada akımını kesiyoruz. Soketin montajını yapmadan önce bir test ediyoruz. Sorun soketten mi değil mi? Ona bir bakıyoruz. Ve durum gene aynı. Bakın output 1 dediği birinci kısma baktığınızda 0-0-0 olarak değerleri gösteriyor. Yani cihaz hiç akım çekmiyor. Ama cihaz kapalı bir pozisyonda şarja taktığımızda cihazın açma işlemini yapıyor. Bakın değerlerde hiçbir akım çekmediğini görebiliyoruz. Yani biz bu cihaza bu soketi taksak herhangi bir değişiklik olmayacak. Durum gene aynı. Onun için boşu boşuna soketi değiştirip ne masraf çıkartmaya gerek var ne de boşuna işlem yapılmasına gerek yok bu durumda. Bu gibi durumda olan bir cihaza hızlı bir şekilde arıza tespit yapabilmek için çok karşılaşmış olduğumuz durumlar içindedir. Bu şarj soketi değiştirmemize rağmen hala şarj olmuyorsa cihazda şarj entegresi diye tabir ettiğimiz bu iki çipi var. Bu arıza yapmış olabiliyor. Ama önce bunu bir tespit etmek lazım. Batarya cihazda takılı değil iken tekrar cihazı şarja takıyoruz. En azından sorun olmayan bir cihazda, yani çalışan bir cihaz olsa, yani başka bir sorunu, bu gibi durumda 0.10, 0.20 burada akım göstermesi lazım. Bakın bu cihazı taktığımızda 0.00 değerlerini gene görüyoruz burada. Birinci kısımda. Herhangi bir tepki vermiyor. %90 U2 entegresi arızalı. Şimdi bu bizim kendi telefonumuz ve çalışan bir cihaz. İkisi de iPhone SE modeli.
Bakın bu cihazı şarja taktığımızda 1.30 amper çekiyor. Gayet güzel bir şekilde şarj oluyor iki taraftan da. Şimdi şunu gösterelim. İki cihazda da batarya takılı iki takılı değil iken olan durumları gösterelim. Bu videoyu biraz da teknik servis arkadaşlarımız için paylaşıyoruz. En hızlı şekilde ve doğru bir şekilde şarj entegresinin arızalı olup olmadığını tespit edebilmek için. Şimdi gene aynı şekilde bu cihazın da bataryasını çıkartıp şarja takıyoruz. Bunu denemenin başka bir yolu da var. Onu da söyleyeceğim. Batarya takılı değil iken bakın 0.10, 0.20 akım çekip gidiyor ve Apple logosu ekrana geliyor. Bu gibi durumda bu cihazın şarj entegresi arızalı değil. Bu kanıya varabiliriz bu durumda. Ama diğer cihazdaki durum, bir de onu tekrar gösterelim. Bakın. Cihazı bağladığımız zaman hiçbir tepki vermiyor. Aynı şekilde 0-0 değerlerini gösteriyor. Ya da power supply yardımıyla da bunu test edebilirsiniz ama bu hızlı bir yöntem olduğu için biz bunu tercih ediyoruz. Şarj entegresi neden arıza yapar? Şarj entegresi araç şarjı kullanan müşterilerde ya da yan sanayi şarj aletlerinde, yan sanayi kablolarda bu gibi durumlarda cihazın şarj entegresi arızaya düşebiliyor. Ve bu anakartın üzerinde bulunan bir parçadır. Değişimi yapılabilmektedir. Şimdi bu cihazın biz boş boşuna soketini değiştirmeyeceğiz ve cihazın U2 entegresindeki tamiratına geçeceğiz. Cihaz da sağ üst köşeden bakın ekranın olduğu yerden bir hasar almış. Başka yerde işlem de görmüş. Metal kapak da takılmamış. Bizim elimizde olan metal kapağı da takalım. Tamamlayalım. En azından eksik olmasın. Çünkü o kapakların da bir görevi var. Orada soketin sabit bir şekilde durması için önemli bir rol oynuyor. Şurada soketi bulalım biz o metal kapakçı. Bakayım bir bende var mıydı? Ha, bunu da taksana alsanız.
Evet arkadaşlar, iPhone SE şarj almıyor sorunu. Bu videoyu paylaşmamızın sebebi, bir şarj almayan bir cihazın her zaman soketi arıza yapmış değil, başka sorunları da bulunuyor. Ve bu sorunu hem de teknisyen arkadaşların daha rahat bir şekilde, daha hızlı, daha pratik bir şekilde tespit edebilmesi için sizlere bilgi paylaşmaya çalıştık. Ne mutlu sizlere yardımcı olabildiysek. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dileriz.